Adam Türkiye'nin en büyük hukukçusu. İpten adam alıyor kardeşim. Nizamettin'le konuşmak lazım. Onu ikna etmeden olmaz. Zorun geçmediği tek adamdır. Ayrıca herkese lazımdır. Bak güzel kardeşim. İcraat yapıyorsunuz. Sergiliyorsunuz. Övünüyorsunuz. Gazetelere poz verip takdir bekliyorsunuz. Bu işe girerken koyduğunuz birinci kural... Yaptığımız işlerin gizliliği. Sen kalkıp bizi konuşmakla tehdit ediyorsun. Buna da sadakat diyorsun. Suçluluğu ispatlanana kadar herkes masum. Fransızlar sudan da yakaladılar yanlış hatırlamıyorsam onu. Ve bir dönem Abdullah Çatır gibi isimlerin kaldığı Lösante cezaevine koydular. Kestirmek zor. Söylediklerinden konuşurum da anlaşılır, konuşmam da anlaşılır. Çakır'ı biliyorsunuz. Bana kalırsa konuşmaz. Ama duruşma salonunda biri damarına basarsa o bile söylediklerine şaşırır. Ben başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Üzerinde anlaşacağımız adayın adli sicili son derece önemli. Bugüne kadar kanunlarla başı derde girmemiş biri bizi rahatlatır. Kızım, sana avukatlık yaptırmam. Babam Nizamettin Güvenci'nin yarın sabahı görmesini istemem. Eskiden baklava çalan çocukların acıklı hikayesini konuşurduk. Artık hakimler değersiz şeylerin çalınmasında ceza vermeme yetkisiyle donatıldı. Niyet, yeni sistem oturduğunda büyük ölçüde rahat edecek. En azından üstlerinden baskı kalkacak. Sanıktan delile yöntemi artık Türkiye'de tarih olacak, delilden sanığa ulaşılacak. Nedir? Konseyi yok etme. Biz konseysiz ne olacağız? Anlamıyor musun Kılıç? Sadece sen ve ben kalacağız. Neden ödeyecektiniz?